Evet arkadaşlar, şöyle projeksiyon cihazımızı tamamladım. Videomuzu çok güzel gösteriyor. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Deneyebilirsin kanalına. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yorumlarda gelen istek üzerine bir arkadaşımız yazmıştım. O yüzden ayakkabı kutusuyla bir şey yapmamı istemişti. Ben de ayakkabı kutusuyla bir projeksiyon cihazı yapmaya karar verdim. Bu projeksiyon cihazı internette de yapılmıştı ama onlarda çok güzel görüntü elde edilmediğini gördüm. Ben de evimde bir ayakkabı kutusu, bir de iki büyüteç vardı. İki büyüteçle daha güzel bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Yani bununla gerçek projeksiyon cihazı gibi olmayacak ama elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Yani gösterir de denedim zaten. Şimdi o zaman malzemelerine geçelim. Bir adet ayakkabı kutumuz var söylediğim üzere. Zaten ana malzememiz. Şöyle bir adet şöyle siyah kartonumuz var. Bu siyah karton istediğiniz gibi olabilir. İnce veya kalın. Ama siyah olması önemli. Çünkü karanlık elde etmemiz gerekiyor. İyi bir görüntü elde etmek için. Şöyle mavi bir kartondan, sert bir kartondan. Mavi olmasına gerek yok da. Sert bir kartondan şöyle bir parça kestim. Şöyle göstereyim. Bu telefonumuzun ayakta durmasını sağlayacak bir parça. Sonra bundan da kestim. Bu da telefonumuzun ayakta durmasını sağlayacak bir parça. Bunu da şöyle kestim. Bir mavi karton alıyorsunuz. İkiye katlıyorsunuz. Ve ikiye katladıktan sonra L şeklinde parça kesiyorsunuz. Aynen böyle. Sonra bunu açınca şöyle telefonu koyacağımız bir yer elde ediliyor. Bunu da şöyle yapacağız. Şöyle ayakta tutturmaya çalışacağız telefonumuzu. Buraya koyacağız. Şöyle iki tane büyütecimiz var. Biri büyük, biri de küçük bir büyüteç. Ya bu kadar küçük olmasına gerek yok. Veya biraz daha da büyük olabilir. Veya böyle de kullanabilirsiniz. Ama bu boyutta olursa iyi olur. Yani büyük bir büyüteç olması iyi olur. Yani telefonun görüntüsünü kapsayacak bir büyüteç olması gerekiyor. Şöyle bir maket bıçağımız var. Sonra bir bant. Bir adet de makasımız var. Şimdi arkadaşlar o zaman malzemeleri tanıttığıma göre projeksiyon cihazımızın yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben şuraya bir delik açtım. Şu büyütecimizi yerleştirmek için. Bunu da siz şöyle yapacaksınız. Şu büyüteci buraya şöyle koyacaksınız. Ve etrafından kalem yardımıyla çizeceksiniz ve keseceksiniz. Makas veya maket bıçağı yardımıyla. Buradan büyüteci koyacaksınız. Kalemle çizip keseceksiniz. Bir de burada bir fabrikaya bunu bir açıklık vardı. Ben tam mercek otursun diye buraya da bir karton yapıştırdık. Şuraya bant yardımıyla yapıştırdık kartonumuzu. Şimdi o zaman içeriye geçeyim. Şöyle bir mavi kartonumuz vardı söylediğim gibi. Göstermiştim zaten. Mavi karton kesmiştik. Onun buraya doğru, buraya yaslıyoruz böyle. Ayakkabı kutusunun en arkasına. Buranın büyüklüğü ise 9,5 santimetre. Yani şurası 9,5 santimetre olacak. Burası da ayakkabı kutusunun büyüklüğünde olacak. Şurası. Burası 9,5 santimetre. Zaten bunun yapılışını göstermiştim. L şeklindeki karton. Bunu da zımba yardımıyla buna yapıştırdık. Yani zımbayı sert basmanız gerekiyor. İki karton olduğu için. Şöyle telefonumuza bir yer ayarlamış olduk. Şöyle bu arada telefonumuzu ters koymanız gerekiyor. Çünkü büyüteçler ters görüntü gösterecek. Şöyle buraya da bir bant koyduk. Bantla biraz sabitlemeye çalıştık. Şöyle telefonumuza bir stand yaptık. Böyle telefonumuz rahatlıkla böyle düşmeden durabiliyor. Şimdi arkadaşlar diğer aşamamıza geçelim. Hadi o zaman diğer aşamamıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi projeksiyon cihazım hazır oldu. Şimdi yaptığım şeyleri de göstereyim sizlere. Şöyle şuradan delik açmıştık büyütecimize. Büyütecimizi yapıştırdım. Büyük büyütecimizi. Şuradan sapını buradan çıkarttım. Şuradan gördüğünüz gibi çıkarttım. Ve burada küçük büyütecimizi buraya sabitledim. İki bant yardımıyla yükseklik oluşturdum buraya. Siz bu iki bantı yerine başka bir şey de kullanabilirsiniz. Ben böyle bir iki bant kullandım. Ve büyütecimizi böyle sabitledim. Bu arada arkadaşlar şu telefon, büyüteç ve bunların, bu üçünün mesafesini ben karanlıkta deneyerek buldum.
Siz bunu büyüteciniz farklı olabilir. Büyütecinizin farklılığına göre karanlıkta deneyerek öğreneceksiniz. Tutarak öğreneceksiniz. Büyüteci yapıştırdım, şu telefonu yapıştırdım. Ve telefonu ters koymanız gerekiyor bu arada. Ters koymazsanız görüntü ters oluşuyor. Ters koyarsanız düz oluşacak. Şöyle platformumuzu hazırladım. Şöyle bu arada arkadaşlar şu telefon da yere yakın olması gerekiyor. Biraz daha. Sonra arkadaşlar şöyle siyah kartonumuz vardı. Siyah kartonumuzdan şöyle parça kestim. Şöyle dikdörtgen bir parça kestim. Sonra buraları kıvırdım. Şöyle kıvırdım. Ve şu uçlarını da kıvırarak düz durmasını sağlayacağım. Şöyle şimdi koyuyorum. Burası siyah bir ekran oluşturacak. Yani etrafı karartacak ve bize görüntümüzü en net şekilde ulaştırmaya çalışacak. Şöyle kartonumuzu şöyle koyuyoruz. Ve siyah bir koridor oluşturmuş olduk. Ve böylece projeksiyon cihazımız çalışacak. O zaman arkadaşlar şimdi her şeyi anlattığıma göre projeksiyon cihazımız da hazır. O zaman şimdi projeksiyon cihazımızın nasıl gösterdiğine bakalım. Evet arkadaşlar şimdi projeksiyon cihazımızı denemeye geldi sıra. Bu arada arkadaşlar ben bunu biraz ileri aldım. Bu mavi kartonu da biraz ileri aldım. Yani daha ışığı daha fazla versin diye. Siz bu netliği bu arada şu mavi kartonu ileri geri yaparak şöyle ileri geri gidebiliyor. Yaparak netliği sağlayacaksınız. Çünkü sizin büyütecileriniz farklı olabilir. O yüzden ileri geri yaparak netliği sağlayacaksınız. Ben şimdi sistemimiz hazır. Ben şimdi kapatıyorum. Videomu başlatıyorum öncelikle. Herhangi bir videomu açtım. Şimdi lambayı kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi görüntü oluştu. Bu arada arkadaşlar bu görüntü çok fazla büyüyebiliyor. Yani bir duvar boyutunda bile büyüyebiliyor. Yani şöyle gösteriyorum size. Zaten şu an bile bir telefonun yani 20 katı vardır yani. 20-25-30 katı vardır. Gayet büyük ve net bir görüntü elde ediyoruz. Tabi buradan benim gördüğüm şekilde daha net. Ama siz ne kadar iyi görüyorsunuz onu bilmiyorum. Siz de güzel görüyorsunuzdur. Ve gayet iyi bir görüntü elde ediyorum ben de. Bundan istediğiniz filmi, videoyu da izleyebilirsiniz. Bence arkadaşlar çok güzel bir gösteriyor. Projeksiyon cihazımız. Son bir kere daha bakalım. Şöyle yeter. Projeksiyon cihazımız çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ve bence bu da çok güzel bir şey oldu. Siz de bunu evde deneyebilirsiniz. Gayet güzel filmlerinizi, videolarınızı izleyebilirsiniz. Arkadaşlar buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Yanımda da iki video çıktı. Onlara da tıklarsanız sevinirim. Aşağıdan videoma yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.